Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ders yapamadım. Kusura bakmayın bir öksürük sorunundan dolayı. Çünkü sizi rahatsız etmek istemezdim. Sürekli öksürecektim. Dolayısıyla biraz kendimi toparladım. Hala arada bir öksürebilirim. Şimdi 19. derse devam edelim. Kullanıcı adımız Gold. Şifre 1-2-3-4 ile tekrar programa giriş yaptık. Kayıt yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi arkadaşlar en son personel eklemeyi anlatıyorduk. Şuradaki listelemede kalmıştık. Gerçi bir arkadaşımız tam olarak ismini hatırlamıyorum. Birisi bir çözüm önerisinde bulunmuştu ama diğer arkadaşlar dönüş yapmadılar maalesef. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu. Ben biraz sizi de düşünmeye, biraz araştırmaya yönetmek istedim işin doğrusu. Bu da kolon bond yani üst sınırı arkadaşlar. Bunu da iki yapmamız gerekiyor. Şunu da iki yapmamız gerekiyor. Sonra şu listeleme olayında ünvan listelede işte sıfırıncı fiildi aktar dedik. Biri aktar dedik. Bunu bu şekilde değil de nasıl ki normal listelerde de sub item oluyorsa kombolarda ise nokta list diyeceğiz. Sonra parantez içinde x virgül 1 diyeceğiz. X virgül 1 eşittir. Birinci fiil. Tabi bu x arkadaşlar birden başlıyor. Kombolarda list indeks sıfırdan başladığı için x eksi 1 diyeceğiz buraya. Yani sıfırıncı kolonun yani burada kolonun iki sütundan oluştuğunu sıfırıncı ve birinci sıradakini yani adını getir diyeceğiz buraya. Bu her zaman sıfırıncı kolonu temsil ediyor. Bu şekilde aktarıyoruz. Aynı şekilde burada da şurada da aynı şeyi yapacağız. Departman listelemede nokta list diyoruz. Parantez içerisinde x eksi 1 virgül birinci sıradaki neye eşit olacak? Record set nokta field 1 diyeceğiz arkadaşlar buraya. Bu kadar. Şuradaki paranteze de gerek yok. Tamam. Şimdi çalıştırdığımız zaman hemen programımızı açalım. Buradan yeni kayıt diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2 bu şekilde. Ama dikkat ederseniz seçtiğimizde sadece sıfırıncı kolonu alıyor. Bunu da gizlememiz gerekiyor. Şöyle yapacağız. Bunun arkadaşlar 30 değil de birinci kolonu sıfır genişliğinde, ikinci kolonu da yine diğerinde de yine sıfır yapıyoruz. Ondan sonra bir de dikkat ederseniz çalıştırdığımız zaman buraya bir şeyler yazabiliyoruz. İşte bu da yanlış bir şey. Eğer listeden seçmek zorundaysak o zaman buraya bir şey yazamamamız gerekiyor. Bunun da style'ini arkadaşlar şurada style drop down list yapacağız. Şunu da aynı şekilde drop down list yapacağız. Style kısmını drop down list. Tamam. Şimdi artık buraya bir şeyler yazamıyor durumdayız. Sadece seçebiliyoruz. Hemen programımızı tekrar çalıştırdığımızda şuradan personeli, yeni personel dediğimizde bakın muhasebe, mühendis. Örneğin ne diyelim? İnsan kaynakları ekleyelim. İK'yı ekliyorum. Ekle. Evet dedik, ekledik, kapatıyoruz. Şurayı açtığımız zaman bakın İK da buraya gelmiş durumda. Şimdi TC numarasını yazacağız. Adını yazacağız. Ahmet Demir. Mesela şuralara sürekli büyük harf girilmesi için nasıl bir şey zorlayabiliriz? Onu da galiba şöyle yapıyorduk. Şunun change'ine girdik. Şöyle yazabiliriz galiba. TX'te TC no. TX'te TC eşittir. U case uppercase yani TX'te TC diyelim. Bir bakalım olacak mı? Çalıştırayım. Buraya TC zaten rakamdan oluşuyor ya. TC'yi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunu keseyim. Diyeceğiz ki eğer if not is numeric ise not is numeric ise TX'te TC den numeric değilse TX'te TC eşittir boş iki nokta üstte TX'te TC nokta set focus iki nokta üstte exit sub. Tabii buradaki 3 satırı alt alta yerine yan yana yazdım. Numerik değilse TC'yi boşalt.
Ondan sonra fokuslan ve bu prosedürden çık. Şimdi şunu sürekli büyük yazmak için adını, aynı şeyi burada TX'te ad eşittir bu case ad diyelim. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Ben buraya küçük harfle bir şey yazıyorum. Caps lock'a basıyorum. Bak her zaman büyük yazıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde soyad için de aynı şeyi yapalım. TX'te soyad eşittir uCase TX'te soyad. Dolayısıyla onu da büyük harfe yazmaya zorladık. tamam. Şimdi kaydedeceğiz. Kaydetmeden önce bakalım bizim personel diye bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Pardon. Üsttekini açalım. Personel her şeyimiz tamam. Hemen kaydetini yapacağız. Kaydetin içine girdik. Eğer işlem 1 ise kaydet. Zaten yapmış mıydık kaydeti? Yok, kaydeti yapmamışız arkadaşlar. Ne demişiz? Burada kalmışız arkadaşlar. Daha bitirmemişiz. Burası nedir? Kaydettir. Tamam. Şimdi burada demiş ki TC numarası 11'den küçükse rakam giriniz, adı giriniz, soyadı giriniz, departman, ünvan giriniz, maaşı giriniz. Bunlar zorunlu alanlar olduğu için bunları bu şekilde ayarladık. Geri kalanlara gerek yok. Personel kaydedilsin mi? Evet. Şimdi sadece bu insert into personel. Personel tablosundaki ilgili alanlara yaz. TC no, ad, soyad. Başka ne yazacak? TC no, ad, soyad. Departman ID arkadaşlar. Buraya virgül. Departman ID. Ters yazdım. Departman ID virgül. Shift tab'a basıyorum. Ünvan ID. Ünvan ID virgül. Telefon virgül. Adres maaş. Adres virgül maaş. Bu bizim ihtiyacımız olan alanlar. Şimdi satır hani uzadığı zaman ne yapacaksınız? Satır uzadığı zaman buraya bir tırnak işareti. Buraya shift ile altı V işareti. Sonra alt tire koyuyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Tekrar tırnağınızı açıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi değerlerimize geldik. TX'te TC no'ya şu vba.ucase yazmamıza gerek yok. Biz zaten zorlamışız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle TC no'yu aktarmamız lazım. TC no buraya TX'te TC. Sonra virgül. Şimdi ad için yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şurada bir tek tırnak da var. Bakın. Tek tırnak, shift 2, çift tırnak, 2 tane V işareti, çift tırnak, tek tırnak. Ve şu ikisinin arasına TX'te ad, virgül. İstiyorsanız şunları kopyalarsınız, şöyle kopyalayın, gelip virgülden sonra yapıştırın. Sadece buraya TX'te soyad deyin. Virgül, tekrar yapıştırın. Soyattan sonra departman ID arkadaşlar nümerik olanlara da tek tırnak kullanmayacaksınız. Sadece çift tırnak. Nümerik olanlara çift tırnak içinde buraya da combo box ünvan yazıyoruz. Ünvan virgül. Sonra tekrar yapıştıralım. Tamam. Yine tek tırnağı siliyorum. Tek tırnakları siliyorum. Buraya combo box departman. Arkadaşlar bunları integer olduğu için yani bu ID'ler integer olduğu için şuralara C int yazmanız lazım. Yani integer'a çevirmeniz gerekiyor. Gerçi zaten integer'dır ama yine de şöyle yaparsanız daha sağlıklı olacak arkadaşlar. C int convert to int aslında. Tamam. Şimdi virgül, ünvan telefon yapıştırıyorum. Sadece buraya TX'te telefon diyorum. Telefon, şu, evet. Virgül, yine yapıştırıyorum şuraya.
Text'te adres. Tekrar virgül yapıştırıyorum. Şimdi maaşı yazacağım. Dikkat edin arkadaşlar. Yine maaş rakam olduğu için şu tek tırnağı siliyorum. Şuradan da tek tırnağı siliyorum. Şuraya TX'de maaş diyorum. Ama bunu convert to decimal diye CDBL yapıyorum arkadaşlar. Convert to double. Double'da çeviriyorum. Bu şekilde kaydettik. SQL satırımız bitti. Ondan sonra database execute SQL diyoruz. Bağlantıyı kes ve listele. Bir tane de mesaj verelim. Şuraya, hatta şuraya arkadaşlar en sona diyelim. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir personel kaydedildi diyelim. Ondan sonra FRM mesaj nokta show diyoruz ve tamamdır. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım personeli kaydedecek mi? Öncelikle şu database tablosunu kapatıyorum. Hemen geliyorum buradan. Personele tıklıyorum. TC numarasını yazdım. Adı Ahmet, soyadı Demir, departmanı şöyle muhasebe, ünvanı uzman, telefon numarası, adresi, maaşı 5700. Ama bakın harf de yazabiliyoruz. Bunu engellememiz lazım. 8500 diyelim. Ve kaydete basıyorum. Tip mismatch. Bir tip hatası yaşadık arkadaşlar. Tip hatası nereden oluştu? Bir dakika. F kaçtı ya. Personel kaydedilsin mi? Burada şu soru yanlış yapmışız arkadaşlar. Soru böyle, tamam. Buraya sor demişiz. Sor eşittir. Çok saçma bir şey yazmışız buraya. Şu yok ya. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet. Ama mesaj yok bu sefer. Şimdi biz ne yapmışız? Kaydete geldik. Dimsur as byte sor işte mesaj box mesaj. Ha, az önceki sildiğimiz aslında sor değil mesaj olacaktı. Burası mesajdır. Tamam, şimdi oldu. Hatta kaydetmeden önce şunu da numerik olarak girelim. Eğer not is numerik ise text'te maaş then text'te maaş eşittir boşluk iki nokta üstte text'te maaş nokta set focus iki nokta üstte exit sub. Şimdi tamamdır. Tekrar çalıştırıyorum. Ben personel. TC numarasını yazdım. Adı Ahmet, soyadı Demir, ünvanı, departmanı, muhasebe, uzmanı, telefon numarası, adresi, maaşı 8500. Bakın harf yazamıyorum gördüğünüz gibi. Ve kaydet diyorum. Personel kaydedilsin mi? Evet dedim ve yine tip hatasıyla karşılaştım. Buradaki tiplerden birisinde sorun var. TC'yi almış gördüğünüz gibi. Ad Ahmet, soyad Demir, ünvan uzman. İşte bunu almamış. Burada yanlış almış. bunu nasıl alacağız arkadaşlar? Combo box ünvanı. Ha, önce departman yazacaktık. Bir de soyadda da A harfi yanlış. Bir sürü yanlışımız var burada ya. Çok hassas bir durum. Bir dakika. Ad, soyad. Şuradaki A fazlaydı az önce. Ctrl Z ile geri alayım. Bakın burada bir fazla A vardı. Bunu düzelttim. Departman ID, ünvan ID. Önce departman, sonra ünvan. Bakın ters yere yazmışım işin doğrusu. Sıralaması önemlidir. Ben bunu buradan kesiyorum. Şuraya yapıştıracağım.
departmanı yanlış almışız ama bir bakalım, tekrar çalıştıralım. Personel kodu yanlış geldi. Şuradan çalıştıralım. TC numarası Ahmet Demir, departman muhasebe, uzman, telefon, adres 8500. Kaydet dedim, evet dedim. Yine bir tip hatasıyla karşı karşıyayız. TC'sini almış, adı Ahmet, soyadım Demir, departman muhasebe, ünvan, uzman, telefonu almış. Şu ikisinde bir problem var arkadaşlar. İkisinde hata var. Departman nokta Bombobox departman nokta departmanın ID'sini almamız gerekiyor. ID'yi nasıl alacağız? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biz az önce listelerken ne yazmıştık? Listeleme yaparken biz burada zaten yazdık. List dedik. Dolayısıyla biz buraya da şöyle yapacağız. Combo box bunu keselim. Combo box departman. Combo box unvan. Tamam. Burada combo box departman nokta list diyeceğiz yine. Parantez içerisinde list index var mı? Selected index diyeceğiz. List index. List indeksi var mı ya bunun? Bunu indeksini nasıl alacağız? Combo box departman nokta Combo box departmanın İndeks sıfırıncı kolon. İndeks olur mu acaba? Ha, şurada bir parantez eksik. İndeks. Şöyle bir deneyelim bakalım. Burada da yine aynı şeyi alalım. Bir deneyelim bakalım. Adı Demir, muhasebe, uzman, tip hatası. İndeksini aldı. Empty. İndeks boş aldı arkadaşlar. Şöyle yapacağız o zaman. Buraya diyeceğiz ki combo box departman nokta select list index diyeceğiz. Tamam. İşte departmanın seçilenin indeksinin sıfırıncı kolonunda olanı. Tamam, şimdi oldu galiba. Buraya da yine combo box ünvan nokta select index list index sıfırıncı kolonu al. Büyük ihtimalle tamamdır bu sefer inşallah.
Ana sayfadan çalıştırıyoruz. Sayfa izlediği için. Şimdi tekrar deneyelim. Gelce yazdık. Ahmet Demir muhasebe uzman, telefon, adres, maaş 8800, maaş 12000 olsun. Kaydete basıyoruz ve tekrar bir tip hatası ile karşı karşıya. Burası soru ya, burası mesajdı. Ben kapattım az önce arkadaşlar yanlışlıkla. Tamam, kaydedilsin mi? Evet dedik. Soy ad, şurayı içermiyor. Şuradan dolayı. Şu anda tamam galiba. Ne yaptık ya? Ctrl Z. Şurası soyattır. Çok pardon arkadaşlar. Çalıştırırım adı. Evet. Ahmet Demir Mühendis. Kaydet. Evet dedik. Personel kaydedildi. Tabii yine eksiğimiz kaydettikten sonra şunların temizlenmesi veya kapatabilirdik. Kapatıp direkt listelememiz gerekiyor aynı zamanda. Hemen kapatalım aslında. Personel kaydedildi dedikten sonra şuraya unload me diyelim. Kapatsın, sonra personel kaydedilsin diye mesaj versin arkadaşlar. Sonra şurada personel listelemeyi yapmamız gerekiyor. Personel listeleme burada yapacağız. Şuradan Mehmet. Bir veri tabanına bakalım. Kaydolmuş mu arkadaşlar? Hemen personeli açtığım zaman gördüğünüz gibi departman ID, ünvan ID almış. Telefonları kaydetmiş. Yine TC numarası Mehmet Kaplan diyelim. Departmanı seçtik. Telefonu, adresi, maaşı 15.000. Kaydet. Kaydedildi. Tamam dedik. Ve kaydedildi. Sadece listeleme kaldı. Şimdi listelemeye başlayalım. Daha önce bir sürü listeleme hazır kodlarımız vardı mesela. Cari listelememiz vardı örneğin. Hemen buradaki cari listelemeyi alalım. Hazır. İşte cari listeleme burada. Bunun hepsini kopyalayalım aşağıya kadar. Ctrl C. Personel listesinin içine girelim. Herhangi bir yere girdik. Şuraya boş yere Ctrl V. Buraya personel listele diyelim. Personel listele. Burada listemizin adı nedir? LST personeldir. Biz de şuraya LST personel diyelim. Bağlan, personellere bağlan. Sonra kayıt sonuna kadar git. Kaç tane şey var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kolonumuz var. Şuradaki field 9'a kadar gelecek. Şunlara ihtiyacımız yok. Şunlara ihtiyacımız yok. Burada BTN sil falan var mı? Yok. Şuradaki butonlara da ihtiyacımız yok şimdilik. Şunları da bir pasif duruma getirelim. Şuna da ihtiyacımız yok. Tamam. Hemen select yıldız from personel. Personelin tüm şeylerini getirecek. Tabii ki şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu personel, yeni personel tıkladığımız zaman personel show dedikten sonra hemen altına mi nokta personel listele diyeceğiz. Hemen kaydettikten sonra listelesin. Aynı zamanda formun activate kısmına, form ilk açıldığında da listeleme yapması için formun içine girdik. Şurada user form activate kısmına
yine mi nokta personel listele dememiz lazım. Bak. Personel listele. Şimdi çalıştıralım tekrar. Buraya geldik. Personel listesine geldik. Ve hiçbir personel listelemedi. Yanlış mı yaptık acaba? Bakalım. Personel listelerinin içine girdik. Şurası LST carilerdir. Burası da LST personeller olacak. Büyük ihtimalle bundan dolayıydı. Evet, gözün TCNO, Ahmet, demin personel soyadı. Burada TC'yi almış. Kod yanlış gelmiş. Personel adı, soyadı, departman, ünvan. Ünvan, bunlar yanlış gelmiş arkadaşlar. Adres, bir de şu en sondaki maaşı olacaktı arkadaşlar. Şu maaşı olması lazım. Hemen düzeltelim orayı. Personel listesi. Şunu sağ, şuraya tıklıyoruz. Custom'a geliyoruz. En sondaki soyadın adres var. En sondaki de maaşı olacak. Maaşının da boy şeyi de 100 olsun. Tamam. Şimdi tekrar listeleye bakalım. Sıfıra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niye böyle yapıyor ya? Biz burada kodu unutmuşuz. Personel kodu var. Sonra önce personel ID, sonra personel kodu. Personel ID, personel kodu TCNO. ID, personel kodu TCNO. Personel kodu yanlış yerde. Bunu Ctrl X ile kesiyorum. Şu remove diyerek bu kolonu siliyorum. Şu personel ID'den sonra bir kolon ekliyorum ve personel kodunu buraya getiriyorum. Bu da 100 diyorum. Hatta 70 demiştik oraya. Buraya kodu diyelim. Şimdi bakalım. Kod tamam. Koda TC geldi. Birer tane kayması lazım. Personel ID, kod. Bire kod. Kitecen o. Database'de kod yok. Personel kodunu kaydetmemişiz database'de. Sorun buradan kaynaklanıyor. O zaman biz de buraya kodu çıkaralım arkadaşlar buradan. Buna remove yaptık. Tamam, şimdi düzeldi. Şimdi düzeldi. Gördüğünüz gibi TCNO, Ahmet, soyadı, demir, departman 1, ünvan 2. Şimdi gelelim en önemli olaya arkadaşlar. Maaş yine yok. Bir de maaş lazım. Şimdi o ID'ye göre nasıl ünvanı çağıracağız? En önemli olaya sıra geldi. Buraya 9 maaşı. Şimdi buradaki sorun şu. Burada şu 9'a gerek yok arkadaşlar. Sadece 8'e kadardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi maaş nereye gitti ya? Burada 8 maaştır. Adres maaş. Hatta biz maaşı bir öne çekelim. Adresi sona alalım. Burası maaş olsun. Maaşı
100 olsun. Şurası adresi olsun. 300 olsun. Tamam. Database'te veri tabanı da Mars sondadır. Tamam. Sadece şurada buraya field 8'i getireceğiz. Şuraya da şuraya da 7'yi getireceğiz arkadaşlar. Maaşı, adresi. Şimdi oldu. Maaşı, adresi. Bir de maaşın böyle şey olarak gelmesini istiyorsanız, para birimi şeklinde gelmesini istiyorsanız şunu yazacaksınız. Şuraya format currency diyeceksiniz. Parantez açıp kapatacaksınız. Yani para birimi olarak getirdi dedik. 12.000, 15.000. Şimdi önemli olan arkadaşlar şuradaki departman ile unvanı nasıl muhasebe veya şef olarak getireceğiz. Bir sonraki derste buraya devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Pek güzel anlatmadım. Bunu kabul ediyorum. Ama maalesef arkadaşlar biraz hala kendimi toparlayamadım. Kusura bakmayın. Ama yine de faydalandığınız yerler olacaktır. Yani böyle bülbül gibi ders anlatan biri karşınızda yok maalesef. İşte hata yapıyorum, sorun yaşıyorum, bunları toparlıyorum, buluyorum. Pek akıcı bir eğitim olmuyor. Bunun farkındayım. Ama siz de zaten yeni öğreniyorsanız siz de bunları yaşayacaksınız. Dolayısıyla yani sürekli yazan birisi, sürekli işi gücü 7/24 kod yazan birisi hızlı yazabilir, hızlı anlatabilir. Arkadaşlar işin doğrusu ben biraz özellikle ben zamanımın çoğunu ben C# geçiriyorum. Burada kodları yazıyorum. Biraz buradaki kodlar ile oradakiler biraz karışıyor işin doğrusu. Bundan dolayıdır. Da bunu bir açayım. Son proje bu arkadaşlar. Yani gayet büyük bir proje. Çok geceli gündüzlü yazıyorum diyebilirim. Çok şey var. Ağır bir proje kısacası. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.